Şimdi Şükrü, sen ne diyorsun? Üstleri ne yapacağız? İncelen bir ayar. Yanları zaten biliyorsun abi. Gördüğün. Tamam, yanları ayarlarız. O sıkıntı değil. O benim için basit bir iş. Ama o gösterdiğim fotoğraftaki gibi onun için üstleri daha çok uzatmamız lazım. Yani gerçekten uzatmamız lazım. Onun biraz daha kısa modeli olabilir aslında ya. Hani aynı tarz ama model kısa olabilir. Dur bakalım, deneyeceğiz. Sen yaparsın. Ya ben her türlü çözerim o işi de. Gençler hoş geldiniz. Bugün fade'den gidelim mi? Şöyle bak, 1 milime aldık bak, 1 milimden. Şimdi giriyor saça. İlk önce bir buraları şöyle bir yanları temizleyeceğiz. Bak 0.1 milimden alıyoruz. Vallahi artık YouTube'a sürekli de video çekiyor ama gençler. Artık desteklerinizi de esirgemezsiniz. Kanala abone olun, yorum yapın, like atın eğer ki beğeniyorsanız. Şimdi şöyle bir 0.1 milimle girdik saça. Ondan sonra yarımı takıyoruz. İndiriyoruz aşağı çengeli. Şuradaki fazlalığı bir götürelim. Bakın ilk önce şu araları araya ayarlayacağız. Aslına bakarsanız Şükrü bana bir model gösterdi ama o model şu an bu saça gitmez. Çünkü daha onun üstleri çok kısa. Ama Şükrü de kısa istiyor. Bilmiyorum bakalım hangi arada nerede kaldık bakalım da nasıl çözeceğiz o işi. Şimdi burayı da böyle aldık. Ondan sonra gençler, ondan sonra bir numarayı alıyoruz. Takıyoruz. Gene çengel aşağıda. Şuranın bir katını çıkmamız lazım. Bakın yukarı doğru makinayı kaldırarak vuruyorum ki bakın şu geçişi sağlayabilmemiz için. Arkadaşlar bu arada ben eğitim de veriyorum. Eğitim eğer almak isteyenler ben buraya açıklama kısmına numaramı falan da bırakıyorum. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Zaten açıklamalarda Instagram adresim de var. Eğer kestiğiniz saçlar, onlar bunlar varsa, eksikleriniz varsa bana da oradan sorabilirsiniz. Ben oradan sizi desteklerim. Saçlarda yaptığınız hataları nelerdir, neler değildir. Onların hepsini size söyleyebilirim. Şimdi burayı da böylece almış olduk. 1.5'la. Tamam bakın o ince 1.5. Şimdi kalın 1.5'u takacağız. Buraya indiriyoruz komple aşağıya. 0. Bakın şu yoğunluğu buradan bir almamız lazım. Bakın. Makineyi vuruş şekline çok dikkat edin. Yukarı doğru geldiğim zaman artık belli bir noktada kaldırıyorum makineyi.
Ki bir de bizim Şükrü'nün buraları da patlıyor. Kafa yapısı olarak. Buraları şöyle güzelce bir sistemle buraları böyle kaldırarak yukarı doğru şöyle alıyoruz. Şimdi normalde Şükrü saçını bu tarafa doğru tarıyor. Alfred hoş geldin. Şimdi burayı böyle aldık ya. Bu noktada bırakacağız artık saçı. Şurada bırakıyoruz. Şükrü nasıl geliyor abi? Olmaz ya. İyi. İyi. Tamam. Şimdi gençler. Geçen geldiğinde benim hangi geldiğindeki saçımı ne hale getirdik değil mi? Ne hale getirdik. Vallahi doğru söylüyorum. Şimdi kurban olduk orada ya. Gençler. 1 2 3 şu kadar. Şu noktayı görüyorsunuz ya. Bakın. Çünkü buraları katlı çıkacağız ya. O yüzden böyle ayarlamamız lazım. Yani saçın arasına girmemiz lazım. Şu fazlalıkları şuradan götürdüğümüz zaman evet bakın nasıl geliyor. Şimdi tekrar bir yarım alacağız. Şu fazlalığı şuradaki geçiş noktalarını, bağlantı noktalarını almamız lazım. Evet burayı da böylece ayarlamış olduk. Şimdi gelelim sıfırlama işlemine. Makinenin sıfırını alıyoruz. Bakın sıfırla şuraları şöyle güzelce temizliyoruz. Bakın hiç ikinciyi falan vurmamıza gerek yok. Zaten bizim olayımız şu noktalarda. Şuraları güzelce bir temizleyelim. Buraları aldık. Şimdi az önce 0.1 ile 1 milimle girmiştik ya. Şimdi yarımı takıyoruz. Şuradaki izleri kaybedeceğiz. Çaprazlama olarak şöyle girerek. Bu aradaki izi kaybediyoruz. Şuraya da şöyle. Bakın çok fazla yukarı çıkmadan sadece olduğu yerde yukarı doğru kaldırarak. Bakın çok yaş oğlum. Bakın gördüğünüz gibi izler kayboldu gördünüz mü? Üf. Oldu mu?
Bir filan. 10 numara. Şimdi ne yapacağız? Şuradaki kat geçişinin oğlum çok yaşa. Yok beraber. Şimdi buraları da böyle alarak aha da geçişimizi tamamlamış oluyoruz gençler. Şimdi son bir işlem yapacağız. Diplere. Şurada kalanlar var ya. Şunları da şöyle sıfırla alarak artık saçtaki izleri tam anlamıyla kaybediyoruz. Bak mesela ne var? Şurada var bak. Çok hafif. Görüyor musunuz? İşte bunlar gözünüzden kaçmaması lazım. Ona göre ayarlamanız lazım. Bu noktaları. Erhan su vereyim oğlum, içecek mi? Teşekkürler. Bakın şuraları da şöyle. Çok fazla çıkmadan. Zaten böyle koyuluk ve renk değişimleri ortaya çıkıyor. Onları da böyle kaybederek işlemimizi tam anlamıyla tamamlıyorsunuz. Olay bu kadar gençler. Evet. Şükrü. Şimdi yanları alıp üstleri ne yapacağız? Onu düşünüyorum ya. Şu anki saç modeline bakın. Üstleri acaba 3 numara yapsak nasıl olur diye bana 3 numara mı? Ha, gitmez değil mi? Ya aslına bakarsan gider ama onu şey yaparız ya. Onu bir sonraki tıraşta mesela şey yaparız. Baskat tarzı keseriz. Baskat yapabiliriz mesela. Hem biraz daha havalar sıcaklaşır ya. Hem daha iyi olur. Şimdiden bozmaya gerek yok bence. Evet gençler bakın şimdi buradan yavaş yavaş yukarı doğru böyle kademeli olarak tarakla makas kombinasyonunu oynatarak bakın yukarı doğru çok fazla çıkmadan mesela şu noktalarına girmeden sadece şöyle ufak dokunuşlarla makasın ağzını da çok fazla açmadan hafif hafif böyle alıyorsunuz. Mesela buraya geldiğiniz zaman makasın ve tarağın uçlarıyla hareket etmeniz sizin için daha mantıklı olur. Arka kesimlerde, arka taraflarda. Ortasını kullanmanızı tavsiye etmem. Şöyle. Evet Şükrü. Asıl nokta şimdi buraya geliyoruz. Şimdi buraları ne yapacağız? Burayı hep biz böyle sola doğru tarayıp da side part yapıyorsun ya. Şimdi şuraları kaybettikten sonra şu geçiş noktasını nasıl yapacağız? Saçlar bir de çok şey yaptım hemen sana gitmeye yaptım. Aynen öyle. Zaten biliyorum benim şu ortada bir yerde ama bir o... döner gibi bir şey var ya. Evet. Ama o neden kaynaklanıyor işte? Sürekli sen saçı bu tarafa doğru taradığından. Artık saç belli bir yerden sonra yer ediniyor. Sen ne yaparsan yap o saç düzelmiyor. Ta ki böyle işte senin de dediğin gibi 3 numaralar, 4 numaralar falan vuracaksın ki o zaman toparlayacak o saç. Öteki türlü toparlamaz. Şimdi bence üstlerine pek fazla bir şey yapmayayım. İncelen. Ya çok hafif böyle bir dokunuş. Heh, girsem yeter. Fazla ellememize gerek yok üstleri. Gençler gördüğünüz gibi böyle bir katlı bir geçiş yaptım. Şimdi üstlere gelelim. Üstleri çok hafif toparlayacağım.
farkı. Zaten saçın bu tarafı daha kısa. Evet. En son benim kestiğim saç mı Şükrü bu? Yok abi, senden sonra bir sefer bir karşıya kadar biri değil mi? Geçerken yan, onda da zaten şey bir ellemişler. Elledi, şöyle bir durum oldu. Yanları bozduğu için zaten sonra ellemedim, uzasın dedim. Ondan dün de aradım ya seni, abi geleyim toparla diye. Çünkü benim kestiğim saç değil bu. Yok yok. Anlıyorum çünkü anasını satayım. Abi anlamaz mısın ya? Yok abi, ben şey yapamadım ya. Benim oradaki berber bayağıdır şey, uzun dönemdir gittiğim ama yok yani hani istediğin saçı, modeli ya da ne bileyim dokunuşu yapamıyor. Yani oğlum herkes... Herkes ber şey yani... Makası her eline alan artık son zamanlarda berber olduğu için... Aynen öyle. Maalesef öyle bir sıkıntımız var ülke geneli olarak. Adam gidiyor askerde, ben diyor berberim diyor. Bir şey orada askerlik yapıyor. Askerlikte berberlik yapıyor. En fazla 6 ay. Ondan sonra çıkıyor geliyor diyor ki ben berberim. Zaten en tav olduğum şey de o ya benim. Ya da ne bileyim gidiyorlar işte bir sertifika alıyorlar sağdan soldan. Ya oğlum ben şimdi Erhan'a da sertifika aldıracağım mesela. O da kazanacak. Onu da göndereceğim. Ama çocuğa baştan sona her şeyi öğretiyorum. Yani ya arada öyle bir fark var. Şeyler korkuyor bazıları yani elindeki mesleği alırlar mahlılar ama sende öyle bir şey yok. Ya ne olacak oğlum ya, da bunlar öğrensin ki bizim mesleğimiz yükselsin yücelsin anasını satayım yani. Zaten dünya iyice robotikleşiyor anasını satayım, bütün her şey robotların eline geçiyor. Saç yapay zekadır, osudur, busudur. Hani bazı meslekler de bir zahmet ölmeyi versin. Ya, ki tabii. Berberliğin hiç ölmemesi gereken bir meslek dalı. İşte ben Erhan'ı öğreteceğim. Erhan başkasını öğretecek. Böyle 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 böyle. Bu iş gidecek ve ben sana söyleyeyim mi? Bak 15-20 sene sonra var ya, berberlik çok acayip bir meslek olacak. Ya çok açık ve net olarak söylüyorum sana. Ya abi işte bu işi... Gülmeyeyim böyle. İyi. Daha fazla girmeme gerek var mı? Yok yok, iyi abi. Bence iyi oldu. Erhan'cığım şöyle bir etrafını göster gibi. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi böyle çok high fade de değil, mid fade gittim. Low fade'e de girmedim, çok dipten girmedim. Mid fade bir kesim yaptım. Üstleri bir tık daha uzun bıraktık. Aslına bakarsanız üstleri daha uzun bırakıp modelimiz çok farklı bir model. Ama onun için biraz vakit olacak. Biraz oturması lazım saçların. Biz şimdiden böyle bir ilk bir ön hazırlık. Taslağını çıkardık. Bu taslak saç uzaya uzaya gidecek artık. İlerleyecek. Arkadaşlar, eğitim almak isteyenler benimle iletişime geçebilir. Beni Instagram'dan halim.altankinkav, bu benim şahsi hesabım. Bir de Salon Halim Kinkav Official, o da iş hesabım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ayrıyeten like atmayı, yorum yapmayı ve takip etmeyi unutmayın. Sizin desteklerinizle bu kanal yükseliyor. Desteklerinizi benden esirgemeyin. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay. Bol makaslı günler.